Evet, değerli izleyicilerimiz merhabalar. Bugün Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu As Başkanı ve değerli sporcularımızla birlikte olacağız. Sayın Mahir Yazıcı hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin hocam. Sağ olun. Yasin, şampiyon sporcumuz Yasin Süzen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Ecrin Köse hoş geldiniz. Basketbol kadın milli takım kaptanımız. Evet, aynen. Teşekkürler. Aslan Savan Kuş, Kadir Kuş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, değerli sporcularımız, sizlerle olmak gerçekten keyifli. Bu programı canlı yayın olarak stüdyoda yapmak ilerleyen günlerde istiyoruz. Birlikte olmak istiyoruz. Pandemi süreci bittikten sonra inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Harika. Programı biraz da kısaltacağım. Bu kayıt olduğu için, banttan yayın olduğu için ve canlı yayın sözünü aldığımız için, stüdyoda canlı yayın sözünü aldığımız için biraz daha kısaltacağım programı. Sizler de bugün çok yorulduk çünkü. Evet, Mahir Bey'den başlıyoruz. Sayın As Başkanımız tekrar hoş geldiniz. Türkiye'de İşitme Engelliler Federasyonumuz var, spor federasyonumuz. Birçok sporcumuza, işitme engelli sporcumuza teknik anlamda da sağır ifadesi kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda federasyonun yapısı hakkında, ulusal ve uluslararası federasyonun yapısı hakkında bilgi verirseniz de çok seviniriz. Evet, teşekkür ediyorum. Her şeyden önce yeni bir yıla girdik. Yeni yılda bütün arkadaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum, sağlık, huzur diliyorum. Bizler Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu olarak 1996 yılında bütün engelli federasyonları çatısı altında faaliyet gösterirken 2000 yılında ayrı olarak İşitme Engelliler Federasyonu bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan bir federasyonuz. Bunun dünyadaki şeyi yapılanması ESYO, Avrupa'daki yapılanması ESYO yani Avrupa Sağır Spor Federasyonu olarak dünyadaki yapılanması da ICST olarak örgütleniyor. Türkiye'de de biliyorsunuz Spor Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan 60 küsur federasyondan bir tanesi de Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu. Tabii bizim bakanlık bünyesinde olimpik ve olimpik olmayan branşlar altında federasyonlar ayrılıyor. Burada çok önemli bir anekdot var. Biz İşitme Engelliler Federasyonu olarak dünyada olimpiyatları bulunan fakat olimpik olmayan branşlardan sayılıyoruz. Dolayısıyla bu ICST dünyada 1923'ten bu tarafa kendi olimpiyatlarını, kendi dünya şampiyonlarını, kendi Avrupa şampiyonlarını yapıyor. Yani böyle bir teşkilat yapısı var. En son yapılan olimpiyatları da biliyorsunuz 2017 yılında Samsun'da Türkiye olarak biz ev sahipliği yaptık. Çok da güzel yaptık. Çok renkli bir olimpiyat geçti. Genel yapısı böyle Tekin Hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben özür diliyorum. Biraz önce program konuklarımı takdim ederken Berrak Hanım'ı unuttum. Çok özür diliyorum kendisine. Berrak Hanım hoş geldiniz. Berrak Hanım aynı zamanda da Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı. Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Orada da birlikte olduk. Kendisi de yeni doktor unvanını aldı. Ayrıca da tebrik ediyoruz. Sporcularımıza dönmek istiyoruz. Evet, değerli sporcularımız, Yasin şu anda görüntüsünü alamıyoruz. Biliyorsunuz teknolojinin azizliğine uğruyoruz. Şu anda Aslan'la Kadir. Evet. Aslan'la Kadir'in bir özelliği evli olmaları.
bir de çocuklu olmaları, aynı hem sporcu olmaları hem aile olmaları iki çok güzel özellikleri var. Kendilerini de kutluyoruz bu arada. Spora nasıl başladınız? Spora nasıl başladınız? O konuda bize bilgi verirseniz. Hangimiz başlayalım dediler. Aslan başlamaya karar verdi. Ben kendim dışarıdan duyanların spor yaptıklarını izliyordum. Ve babam desteğiyle ben de katıldım duyanların içine spora. İlk sonrasında da dünya, Avrupa Dünya ve Def Olimpik'te derecelerim oldu. Çok farklı duygular bunlar benim için. Çok hızlı geçtim ama duygu çok özeldi benim için. Çocukken duyanların içinde başladım spora. Teşekkür ederiz. Evet, Kadir? Ben bir yaklaşık 15 yaşlarında eniştemin daha önce işitme engeller, sağırlar güreş takımındaydı. Avrupa Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı. Başarılı bir, o kadar uluslararası platformda bir başarı sağlamamıştı. Ama kendisi gittiği için ben de onunla beraber gidiyordum. Ve o bana rehber oldu aslında ve katıldım. İlk önce Türkiye Şampiyonası'nda da başarı sağlayınca de ilerledim ve başarılarım oldu. Bundan dolayı enişteme minnettarım. Onun sayesinde ona teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ecrin Kürs arkadaşımız da basketbol kadın milli takım kaptanımız. Ecrin Kürs'e. Spora nasıl başladı? Merhaba, ben daha önce küçük yaşta 9 yaşlarında basketbola başladım. İlk okul turnuvalarında oynuyordum. Daha sonra beden eğitimi öğretmenim benim yeteneklerimi keşfedip beni okul takımına aldı. Daha sonrasında basketbol hayatım bu şekilde başladı ve öyle devam ettim. Harika, teşekkür ediyorum. Yasin atletizm şampiyonumuz. Şu anda bağlandı mı Yasin? Yasin'in internetinde problem var sanırım. Görmüyor. Kilitleniyormuşuz onun ekranında. Çok özür diliyor. Tamam, o zaman ikinci turda geçelim Yasin'e. Şey düzelirse. Tamam. Şimdi geldi. Evet. Şu anda geldi ama görüntü var sanki. İyi mi? Yok, bizi göremiyor sanırım. Biz onu çok net görüyoruz ama. Evet, o bizi göremiyor. Evet, tamam, düştü. Tekrar. Şimdi bağlanır tekrar inşallah. Evet, Sayın As Başkanımıza tekrar dönmek istiyorum. İşitme Engelliler Federasyonu'nda kaç branşınız var Sayın Başkanım? Branşlardan bahsederseniz. Evet, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nda faal olarak 24 branşta faaliyet gösteriyoruz. Yani biz kısaca bir küçük genel müdürlüğüz diyebiliriz. Bu 24 branşın içerisinde takım sporları var, ferdi branşlar var. Takım sporları içerisinde de bayan ve erkekler takımları olduğu zaman bu sayı tabii 40'a doğru gidiyor. Dolayısıyla bu branşlardan şöyle genel olarak bir kategorize edecek olursak futbol, voleybol, handbol, güreş, karate, tekvando, judo branşlarında bayağı başarılıyız. Hatta futbol, voleybol, handbolde olimpiyat şampiyonuyuz takım halinde. Bayan basketbolda gençlerde U20'de Avrupa şampiyonuyuz. Aynı zamanda takım halinde işte dediğim gibi güreş, tekvando, karate gibi branşlarda da gayet başarılıyız. Bunun yanında da gelişmekte olan branşlarımızdan atletizm, bisiklet, badminton, bowling ve tenis gibi branşlarda da gelişiyoruz. Yani bunlarda da derecelerimiz var ama bir önceki saydığım kategoride bir nevi liderlik yapıyoruz diyebiliriz. Çünkü takım halinde bayağı başarılıyız. Alt düzeyde de golf, yüzme, satranç, kış oyunları, masa tenisi ve yelkende de faaliyetlerimiz oluyor. Fakat öbürleri gibi çok başarı elde edemiyoruz. Dolayısıyla genelde şu anda bile saydım, dediğim gibi 24 branşta faaliyet gösteriyoruz Tekin Hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.
Evet, sporcularımıza dönüyoruz. Yine öncelikle Aslan'dan başlamak üzere. Aslan, evet. Aslan. Aslan, spordaki başarılarından bahsetmeni istiyoruz. Bu başarıların hayatına ne kattı, ne tür değer kattı? Çok çok değer kattı. Öncelikle onu söylemek isterim. Çok faydası oldu benim için. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hem sosyal eğitim ya da akademik alanda belki kendi eğitim alanında değil ama sosyal aktivitelerim olsun ve sosyal hayatta toplumsal katılımım açısından çok fazla katkısı oldu. Bir de o başarı aldığınızdaki duygulanma, o duygum inanılmaz bir şey. Onun tarifi yok, çok farklı bir duyguydu. Ayrıca çocuğum oldu. Çocuğum olduğu sene kamplara katılamadım ve çok özledim. Tekrar katılmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Harika. Teşekkür ediyoruz. Evet Kadir, başarılarından bahsettin Kadir. Ben 2012 yılında mini takıma girdim. Kamplara başladım. 5 sene boyunca mini sporcu olarak devam ediyorum. Ama yurt dışı deneyimim daha yok. Çünkü sporcular, karşımdaki rakiplerimiz çok güçlüydü. Onlardan büyüklerimden ve daha başarılı sporculardan edinmeye çalışıyorum. Daha öncesinde 2012'de Bulgaristan'da üçüncü oldum. Pardon, yurt dışına çıktım, üçüncü oldum. Bir sonraki sene 2013'te yine Bulgaristan'da Def Olimpik düzenlendi. Orada da üçüncü oldum. Daha sonrasında en son birçok müsabakalara katılamadım. Çünkü sakatlıklarım söz konusuydu. 2017 Samsun'da katıldım daha sonrasında. 2017'de de şampiyon oldum. Çok mutluyum. İlk kez olimpiyat şampiyonuyum. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü çok zor güreş ve çok başarılı ve daha iyi sporcular vardı. Güreş branşının bana faydası ne oldu diye sorarsanız inanılmaz faydası var. Eğitimde aldığım bilgiler dışında milli takımdaki hocalarımızın bize saygıdır, etiktir, disiplindir. Birçok edindiğim bilgi var. Yani akademik kariyerim dışında sporda öğrendiğim, bana kattığı çok değerli bilgiler ve toplumsal değerler açısından çok değerli benim için. Hayatımda kendimi çok başarılı bir insan olarak hissediyorum. Bu bana güreş sayesinde oldu ve çok şanslıyım bana bu güreşin verdiği fırsatlardan dolayı. Tek ve devam etmek istiyorum. Bu dönem, pandemi dönemi biraz bizi durdurmuş gibi gözükse de antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Önümüzde 2021 Def Olimpik Brezilya'da düzenlenecek gibi görünüyor. İptal edilmezse orası için hazırlanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii şunu belirtmedik sanırım. Aslan tekvando sporunda milli sporcumuz, Kadir güreş branşında milli sporcumuz. Onları da belirtmek isterim. Ecrin basketbol, Yasin atletizm. Doğru söyledim sanırım. Doğru. Evet, Sayın Başkan da güreşti sanırım branşınız. Gençlikte öğrenciler de. Evet. Milli sporcuyum, doğrudur. Evet, siz de milli sporcusunuz. Çok güzel. Evet, Ecrin'e dönmek istiyoruz. Ecrin, başarılarından ve bu başarının sana neler kattığından bahseder misin? Ben 2012'de ilk başarımız, ilk milli takım olarak bir uluslararası turnuvaya gitmiştik ama çok başarılı olamamıştık. Daha sonrası U21'de dünya ikinciliği aldık. Onun dışında ben bu uluslararası organizasyonlarda en iyi oyuncu unvanlarını aldım iki kere. 2015 ve 2012'de bir başka dünya şampiyonasında 6. olmuştuk ama yine en iyi oyuncu ödülünü almıştım bireysel olarak. 2017'de
Yine Hedef Olimpik'te 5. olduk. U20'de daha sonrası U20'de Avrupa şampiyonu olduk. 2018'de devamında. Yine orada da en iyi MVP ödülünü, en iyi şut ve atış yapan kişiler ödüllerini aldım bireysel olarak. Tam hatırlayamıyorum bu tarihleri, yanlış söyledim galiba, 2016 ve 2017. 2016'da Yunanistan Avrupa Şampiyonası'nda başarı sağlayamadık ama yine en iyi şut atan sporcu ödülünü aldım. 2018'de ise handball'a girmiştim. O yıl handball takımına destek vermek için katıldım ve dünya ikincisi olduk. Tekrar sonra basketbola döndüm ve ondan sonraki dünya şampiyonasında 4. oldum. Her seferinde uluslararası turnuvalara katıldığımızda en iyi oyuncu ya da en iyi şut atan sporcu ödüllerini alıyorum. Bu önümüzde İtalya gözüküyordu ama bilmiyorum gidebilecek miyiz bu pandemi önünde. Başarı için sıkı bir şekilde çalışıyoruz federasyonumuzun desteğiyle. Teşekkür ediyoruz. Doğru anladıysam basketbol ve handbol branşlarında milli sporcumuz. Aslında şöyle, basketbol benim asıl branşım baştan ve sonunda. Sadece 2018 yılında Amerika'da U21 basketbol turnuvası için Amerika'ya gidemedim. Handball'da eksik vardı ve orada destek vermek istedim. Biraz da benziyorlar aslında. Ben benzediklerini düşünüyorum. Başaracağımı düşünmüştüm ve dünya ikincisi olduk. O sayede milliliğimi handball'dan aldım. Basketbolda daha çok genç oyunlarında milliliğimiz var. Derecelerimiz var. Orada ben bir araya gireyim de yanlış anlaşılmasın. Tabii ki başkan. Hocam, işitme engellilerde bayan handbol ilk kez dünya çapında yapıldı. Daha sonra olimpiyatlarda da şimdi 7 ülkeye çıktık. Biz de dünya işitme engelliler handbolün gelişmesine ülke olarak destek verdik. Yeni ilk kez yapılan dünya şampiyonasına girmek zorundaydı takımımız. Ecrin de çok komplike bir sporcu. Ecrin bu işi profesyonelce yapar. Hocaları gördü ve handbol takımına da ilk kez olması hasabıyla katıldı. Çok büyük destekleri oldu. Ayrıca bu bağlamda bugün buraya konuk ettiğimiz sporcu kardeşlerimizin bana göre ayrı bir gözlemle tanıtılması lazım. İnşallah Yasin de konuşsun da ben bu grubun kendi penceremden özel bir tanıtımını yapmak istiyorum. Yoksa biz de dediğim gibi 24 branş var. Her biri birbirinden değerli sporcularımız var. Ama biz bugün programa bu kardeşlerimizi aldık. Bunların bana göre bir özellikleri var, bir ayrıcalıkları var. İnşallah onları da anlatırım ileri dönemde. Ama handball konusundaki mevzu bu. Ecrin çok yönlü bir sporcu olduğu için kadın handbolün gelişmesinde destek amaçlı takıma destek vermişti oyun. Ondan dolayı yani. Yoksa profesyonel bir basketbolcudur. Ayrıca Ecrin hangi takımlarda oynadığını da belki ilerleyen dönemlerde söyler. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Evet. Anlatayım mı? İster misiniz hangi takımda olduğumu? Söyle. Tabii. Ben şu an Dünyanlar'da Balıkesir Bandırma takımına teklif geldi bana ve oradan şu an bölgesel ligde oynuyorum. İlk kez duyanlardan bir teklif geldi. Şu an Ocak sonunda ya da Şubat'ta maçlar başlayacağı söylendi bize. Bu pandemi döneminde ertelendi liglerimiz. Daha sonra da bölge maçlarında bekliyorum şu an oynamayı. Duyan takıma da oynamak ayrı bir ayrıcalık bizim için. Teşekkürler.
Evet, Yasin. Bağlandı herhalde Tekin Hocam. Yasin bağlandı. Yasin bizi duyuyor mu veya izleyebiliyor mu görebiliyorsun? Evet, şu an Evet. görüyorum. Harika. Görebiliyor. Evet, harika. Biz de bazen karıştırıyorsan duyabiliyor musun, görebiliyor musun diye çok özür diliyoruz. Bazen o kelime hataları çıkabilir. Bu konuda profesyonel değiliz. Bu konuda içimizde iki profesyonel bir tek Berrak Hanım. İkincisi de Sayın Başkanım. Çünkü yıllardır bu konuda yöneticilik yapıyor. Müthiş bir tecrübe var. Diğer sporcularımız da bu anlamda çok şanslı. Hem sporu bilen, hem sizlerle hemhal olmuş bir yöneticiniz var. Çok Evet, teşekkür ederim. Yasin'e dönmek istiyoruz. Sportif başarıların yanı sıra bu sportif başarıların hayatında ne gibi değişikliklere sebebiyet verdi? Ne kattı sana? Öncelikle ilk futbolu çok seviyordum ve futbola girmeye çalışıyordum. Sonra basketbolla çok ilgim vardı, futbol ve basketboldu. Ancak antrenörüm beni atletizme seçti ve ilk basketbol biraz denemiştim ama çok herhalde orada atletizmde ışık gördükleri için beni oraya aldılar. İlk önce yüksek atlamayla başladık. Yüksek atlamada çok başarılı gösteremedim ve atletizm içerisinde engelli atlama 110'da denedi hocam beni. Orada başarı çok hızlı ivme alınca hocamın programıyla devam ettim. Aslında sporu ben seçmedim, hocam beni yönlendirdi. Biz Türkiye olarak hiç madalya almamıştık ama sonra Hedef Olimpik'te takım olarak dördüncü olduk. Ve bu süreçlerde antrenörlerimiz değişti. Daha önce aslında basketbola katıldığımda atletizme profesyonel olarak yönlenmeden önce amatör şekilde basketbol oynadığım sırada U21 basketbolda şampiyon ikinci olduk, pardon, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştuk. Böyle çok kararsızdım. Çünkü orada daha çok sporcular var ve kalabalık bir ekipsiniz, bir takımsınız, daha sosyalsiniz ama atletizmde bireysel spor yapıyorsunuz ve bu biraz canımı sıkmasına rağmen yeteneklerimden dolayı atletizme yönlendirmek zorunda kaldım. Sonra Avrupa şampiyonu oldum. Sonra çok şaşırdım, beklemiyordum. Bu kadar başarılı ya da yetenekli olduğumu farkında değildim. Daha sonra antrenörüm benim için mücadele vermeye başladı ve özel duyan takımlarda beni çalıştırmaya başladı ve beni 9 ay kapatıp kapandık ve dünya şampiyonası hazırlandık ve dünya şampiyonu oldum. 9 ay hazırlanıp. Hocam bundan sonra daha da heyecanlanıp beni Def Olimpiklere artık inancım yükseldi, kendime güvenim geldi. Çünkü düşünmüyordum şampiyon olacağımı. Ve ondan sonra asılıp Def Olimpik'te şampiyonluk alınca çok inanılmaz bir duyguydu benim için. Antrenörlerim olmasaydı bu başarıyı sağlayamazdım. Kendimdeki yeteneği hiç keşfetmemiştim. Özgüvenim yoktu. Bu özgüveni bu spor sayesinde kazandım. Kendi özelliklerimi keşfettim. Kendime inancım geldi. Bu yüzden de çok mutluyum. Bana kattığı değerler belki budur. Bundan sonra da tek başıma bireysel antrenman yapabileceğimi, tek başıma ilerleyebileceğimi hayatta hissettim. Ve şükrediyorum antrenörlerime, bana destek veren herkese, yönetime, federasyon başkanımıza, yine as başkanımıza, herkese bana inanıp destek verdiği için teşekkür ederim. Çünkü ben başta onlar kadar belki kendime inanmıyordum. Şimdi artık bunu öğrendim. Hedeflerimiz 2021 ama pandemi döneminden dolayı Hedef Olimpik ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi bilmiyoruz. Dünya ya da Avrupa şampiyonumuz ertelendi bu sene olması gereken. Biz şu an devamlı antrenmana yönelik evimi, hayatımı ona göre organize ettim. Antrenmanlara devam ediyorum ve daha yeni evlendim. Eşimle birlikte bir aile olarak da çok mutluyum çünkü bu bana sporun kattığı değerler olduğunu düşünüyorum. Hem başarı beni aile kurabileceğime, hayatta yalnız bireysel hareket edebileceğime ve herkesten eşit olarak yaşayabileceğimi hissettirdi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki değerli izleyicilerimiz şunun farkındadır. Spor yapanlar bilir ancak.
Spor yapmak apayrı bir şey. Sporu yönetmek, kontrol etmek, antrenman yapmak, yaptırmak. Bunların hepsi gerçekten fedakarlık isteyen, emek isteyen, çaba isteyen, gayret isteyen, gerçekten özveri isteyen konulardır. Artı bir de bunun üzerine tabii ki ağır sporla bir tabletin işitme engellerde yapmak, engelli bir birey olarak bu sporu yapmak, yapmaya çalışmak gerçekten takdire şayan. Ve bu konuda da gerek antrenörlerimiz, gerek yöneticilerimiz, bu özveriyi gösteren yöneticilerimiz de sporcularımız da ayrıca kutluyoruz. Bu müthiş bir özveri. Gerçekten yani saygıyla ediyorum. O muhteşem bir şey. Bizim üniversitemizde de değişik engel grubuna sahip arkadaşlarımız var. Onlarla da sürekli bir aradayız. Bazı konularda bilgimiz var. Bazı konularda da tabii ki destek oluyoruz onlara. Alana katmaya, onlara formal eğitim de vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tabii ki çok özel alanlar bunlar. Özellikle engellerde spor özel alanlar. Bunlarla ilgili de çeşitli akademisyen arkadaşlarımıza çok güzel çalışmaları var. Önümüzdeki dönemlerde iyi bir nesil geliyor bu konuda. Hem sporcu hem antrenör olarak iyi bir nesil geliyor ve sizler geleceğin antrenörü olacaksınız. İyi birer antrenör olacaksınız. Bizden sonra gelecek sporcuları da yetiştireceksiniz. Bundan eminim. Evet, aynen. Evet. Sayın Başkanım, size dönmek istiyoruz. Federasyonumuz, İşitme Engelliler Spor Federasyonumuzda sizin faaliyetlerinize katılan faal sporcu ve faal kulüpler hakkında kısaca bilgi verirseniz, çünkü program süresiyle ilgili sıkıntı var. İkinci partta zaten yapacağız sanırım. Ben sahte cevaplarımı en kısa yönden vermeye çalışıyorum Tekin Hocam. Evet. Ama şurada sporcularımın bu şekilde konuşmaları inanın özellikle özelde bizim işitme engelliler camiasında bizim için çok önemli. Yani şu özgüveni biz çocuklarımıza verdiğimiz anda bu iş bitmiştir. Şu Yasin, Ecrin, Aslan, Kadir'in konuşmaları aslında yani bu grubu özel tanıyanlar bir bilse çok üst noktalara gelmiş bir konuşma. İnan bundan gururlandım. Onun ötesinde sorunuza döneyim tabii, uzatmayayım gene. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu totalde şu an itibariyle 360 kulübü var. Değişik branşlarda faaliyet gösteren 12 bin küsür lisanslı sporcuyla bütün branşlarda faaliyet gösteriyor. Bunların içerisinden de 600-700 tanesi milli takım kamplarımızda görev alıyor. Bunları biz nerelerden alıyoruz? İşitme engellilerde nasıl oluyor diğer branşlardan farklı olarak? Bizim işitme engelli derneklerimiz var. Biliyorsunuz kulüpler de dernekler statüsüne bağlı. İşitme engelli derneklerimizin tabisi olduğu kişilerin çocuklarından spora çağırıyoruz. İşitme engelli okullarımız var bizim Türkiye genelinde. Orta ve lise okulları olarak. Oranın beden eğitimi öğretmenleri ve hocalarından kulüp ve dernek kanalıyla alıyoruz. Son dönemde belediyelere çok fazla girdik. Mesela bizim göreve gelmeden önce 3-5 tane belediyeyle faaliyet gösteriyor idik. Şu anda 25-30 belediyeye çıktık. Yani bu belediyelerde de işitme engelli sporcularımız faaliyet gösteriyor. Bunun dışında normal kulüpler de kulüpleri bünyesinde işitme engelli branşları açtığında bizim faaliyetlerimize katılabiliyorlar. Genel olarak kulüp ve yapısı, sporcu yapısı bu şekilde hocam. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet. Evet, sporcularımıza dönelim. Özel konuklarımız. Spordaki başarınızı yükseltmek için sporun en temel özelliği zaten sürekli olması. Süreklilik olursa başarı gelir. Bunun farkında hissetmiş spor adamlar olarak. Spordaki başarılarınızı yükseltmek ve ileriye taşımak için hani devletten, federasyondan veya kulüplerinizden beklentileriniz nedir? Ne istiyorsunuz tüzel kişiliklerden, kurumlarımızdan veya yetkililerden diyelim. Hazır Sayın Başkanımız da buradayken istek dilek temenni beklentilerimizde çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Evet, Aslan'dan başlama kaydıyla. Sen önce başla diyor da ben şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ya Aslan, ama ben Aslan.
Duyanların bizden daha avantajları var ya da daha fazla yararlanabiliyorlar ya da daha antrenman şansları var. Biz çok amatör olarak görünüyoruz onlar tarafından ama kendi uluslararası platformumuzda çok başarılıyız. Bu yüzden de bize de bakışın profesyonel elit sporcu şeklinde olması ve onlarla eşit düzeyde antrenman yapabilmemiz. Çünkü ya biz de çok antrenman yaptık, biz de emek verdik, biz de çalışıyoruz eşit düzeyde ama bize görülen, yapılan muamele aynı değil, eşit değil. Teşekkür ediyoruz. Şunu söyleyebilirim, Sarı İşitme Engelli Spor Federasyonu'nun kampları olsun, o açıdan süper bir destek. Federasyonundan gelen destekle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Kamplarımızdır, malzememizdir, her şeyi çok iyi destek alıyoruz. Ama spor branşlarının kendi içerisinde devletin ödül yönetmeliği olsun ya da bize olan bakış açısında bir sıkıntı var. Olimpiyatlar ve paralimpik olarak ödül yönetmelikleri bizden daha üst düzeyde ama aynı sporcu eşit düzeyde antrenman yapıyoruz. Eşit haklarda uluslararası platformda yarışa katılıyoruz. Biz de mücadele veriyoruz ama aynı değeri görmüyoruz. Biraz bu açıdan sıkıntılarımız var. Neden biz daha düşük, onlar da engelli paralimpik sporcuları, biz de engelliyiz. Neden onların ödül yönetmeliğindeki kurallar daha yüksekken bizde daha düşük? Bu benim için bir soru işareti. Bir diğer konu da Dünya Avrupa şampiyonlarında yani dünyalar için, ya yani olimpiyatlara katılanlar için kıyaslamıyorum ama paralimpikle kıyaslıyorum. Çünkü biz de engelliyiz ve onlar da engelli. Biz onların da altında sayılıyoruz. Bu beni rahatsız ediyor. Bunun düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Diğer konu. Evet, kız çocuklarımız uyandı. Kulüpler açısından biraz zayıf kalıyoruz. Bazı kulüplerdeki sporcuların maaş alıyorlar ya da spor yapabilmeleri için bir teşvik ya da bir ödeme var. Birçok kulübünde bir ödemesi yok. Ve biz sporcular, engelli sporcular maddi olarak ciddi durum, ailevi durumları çok iyi olmuyor ve ekmek parası için ya da bir kazanç için ailesine bakabilmek için çalışmak zorunda kalıyoruz. Ve birçok arkadaşım spora devam edemiyor ve bırakıyor. Bu nedenle kulüplerin yapısı olarak belki değişmesi gerekiyor ya da kulüplerin sporcularına destek çıkması gerekiyor bizim alanımızda. Çünkü ben bu benim yaşadığım deneyimler olarak bunu anlattım. Bu kendi bir bakış açım. Yanlış anlaşılmasın. Yasin el kaldırıyor. Teşekkür ederiz. Evet, Yasin, zaten sırayla gidiyoruz. Aslan, Kadir, Ecrin, Yasin gitmek istiyorum ama. Olur. Tabii söz vereceğim. Evet. Ecrin, evet. Bu spordaki sürekliliği ve başarıyı bakanlıktan, kulüplerden beklentilerimiz nelerdir, neler yapabilirler? Soruyu dinlemişti biraz mı sanırım. Sanırım Engin'de bir problem var. Yasin'e verelim mi sözü? Yasin'e verelim. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yasin. Benim çok hedeflerim var. Çünkü çocukları eğitmek istiyorum. Antrenörlük yapmak istiyorum. Antrenörlük yapmak için de bazı engellerle karşılaşıyorum. Benim antrenörlüğüm için engellerin kalkmasını istiyorum aslında daha çok. Gelecek kariyerimi düşündüğümde spor alanında. Bir sarı olarak antrenör yapamayacağım düşünülmemeli. Çünkü sarı çocuklarla daha iyi iletişim sağlayabileceğimi, onları daha iyi yönlendirebileceğimi, onların psikolojisini daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. Kadir'in de söylediği gibi bizim biraz destek almamız lazım. Bizim başarılı olabileceğimize hem eğitmen olarak hem de spor hayatımıza başarılı olabileceğimize inanıyorum. Sadece desteklere ihtiyacımız var. En büyük hayalim benim gibi çocuklar da başarı kazansın istiyorum. Onları görünce üzülüyorum. Onların yönlendirilmeye ve desteğe ihtiyacı var.
Örneğin ben çok şanslıydım. Bir antrenör sayesinde bu spora girdim ama diğer ve bizim şu an altyapı olarak da ben bıraktığımda benden sonra gelecek nesli göremiyorum. Bu da beni üzüyor. Destek açısından çok zayıf kalıyoruz kulüplerdir, diğer alanlarda. Ben de bu benim en büyük hayalim. Ve beni de model olarak görüp teşvik edebileceğimi de düşünüyorum. Sadece antrenörlüğüm, modelliğim de onları destekleyecek ve inançlarını kazanacaklardır spor alanında. Bu konuda daha çok destek verebilirler. Teşekkür ediyoruz. Ejin, evet. Ben bir aslında her federasyon olarak bize ciddi anlamda destek veriyor. Milli takım kamplarımız. Çünkü birçok uluslararası platform, uluslararası yarışlara gidebiliyoruz. Kamplarımız konusunda destek alabiliyoruz. Bu İtalya'da, Mayıs'ta İtalya'da bir turnuva olacaktı, ertelendi. Kamplarımızın daha uzun olmasını istiyorduk ama COVID döneminden dolayı kamplarımız bir sıkıntı yaşadı. Bir farkındayım onu. Hani federasyonla ilgili değil aslında. Ancak altyapı açısından Yasin'in de dediği gibi Yasin'e katılıyorum. Çocuk alt yani milli takım olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz. Federasyondan destek alıyoruz ama altyapıda kulüpler açısından destek almakta zorlanıyoruz. Ya da bir dünyanın gibi gidip spora dahil olma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Birçok aile içinde şiddet söz konusu, sarı ya da engelli olduğu için evde daha kapalı kalıyorlar. Dışarı çıkmaları çok mümkün olmuyor. Onları destekleyecek, onların spor yapmasını sağlayacak kişilerin olması gerekiyor. Salon konusunda bazen kulüplerimiz salonu temin edemiyorlar, antrenör temin edemiyorlar. Çünkü kulüp bazında çok zayıf kalıyoruz. Duyanların sporuna da katılma konusunda zor engellerimiz var. Bu söyleyebileceklerim. Evet, teşekkür ediyoruz. Yetkililer inşallah duyuyordur. Bu sizin istek, dilek, temenni, beklentilerinizi, hem teşekkürlerinizi tabii ki. Sanırım Kadir söz istiyor sanırım. Bir şey geldi aklıma, eklemek istiyorum diyor. Olur mu? Daha önce Kasım ayında antrenörlük sınavına katıldım. Güreş için antrenörlük, başarılarımdan dolayı 5. kademeye katıldım. Daha önce spor branşlarının üniversiteye gitmesi ya da kendi branşları içinde şart olması gerekiyordu. Sanırım daha farklıydı. Şimdi yeni sistemde işitme engellerde başarı sağladığım için direkt 5. kademeden hak kazanmıştım. Fakat sınavda başarı sağlayamadım çünkü bizim sarılara göre değildi. Sarı sporcuların eğitim düzeylerinden dolayı Türkçe ikinci dil gibi bizim için ve dil olarak okuma yazma olarak erişimlerimiz çok sıkıntı. Ben pes etmedim. Tekrar mücadele edeceğim bunun için ama o sınavları benim gibi hiçbir sarının geçme şansı yok ya da çok zor bizim için. Onların bize göre bir pozitif ayrımcılık ya da bir kota ya da çevirmen desteğiyle düzenlenmesi gerekiyor. Bizim de antrenör olabilmemiz için. Evet, teşekkür ediyoruz. Yasin sanırım söz istiyor. Kadir'in söylediğine kesinlikle katılıyorum. Ek olarak bunu eklemem gerekirse antrenörlük için hedefimiz, pardon çok özür dilerim konuşamadım, herkesten çok özür dilerim. Ejin bana bakarak odaklanabilirsin anlatmayı. Tamam. Yasin çok heyecan yaptım ve unuttum ne diyeceğimi diyor. Kusura bakmayın. Olsun, hiç problem değil. Hiç problem değil. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza, değerli arkadaşlarımıza. Yetkililerimizi dinlemiştir arkadaşlarımıza. İnşallah dinleyeceklerdir. Sayın Başkan, size dönmek istiyorum tekrar. İşitme engelleri spor branşlarının diğer normal branşlardan farkları nelerdir? O konuda bize bilgi verirseniz seviniriz.
Evet, çocuklar aslında sordu. Bu sorduklarının hepsiyle ilgili Tekin Hocam kısa bilgi vereyim müsaade ederseniz. Tabii ki, tabii ki başkanım. Sadece bunlar değil, bakanlığın atamalarında, antrenör atamalarında ve uzmanlık atamalarında. Artı geçen sene itibariyle bizim çocukları, şampiyon olan çocuklarımızın öğretmenlik atamalarında problemler çıktı. Bu konuları birebir üzerindeyiz. Onun haricinde Kadir'in dediği gibi biz de ödül yönetmeliği diğer paralimpik ve olimpik branşlara göre biraz düşük. Bu konuda da sıkıntılar var. Artı son dönemde milli sporculara verilen burslar konusunda bizim sadece olimpiyatlarımız A kategorisinde tutuluyor. Öbürleri Avrupa ve Dünya A kategorisinden çıkarıldı. Bu konuyla da ilgili çalışmalarımız var. Sürekli hepsini şey diyoruz, yani yukarıya iletiyoruz. Bir kısmında bayağı bir yol aldık. Özellikle Kadir ve Yasin'in dediği antrenörlük olayı çok ciddi. Biliyorsunuz yeni çıkan antrenörlük yönetmeliğinde bayağı bir değişiklikler oldu. Antrenörlük lise mezunluğuna çıkarıldı. İşitme engellilerde lise mezunluğu biraz zor. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuş bir çocuk kendi branşında eğer lise mezunu değilse, ki bu belki işitme engelli bireylere has, antrenör olamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir durum. O Kadir'in dediği olay da çok haklı. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bu konuda Berrak da biliyor. Antrenör yönetmeliği hazırlandı ve ben birebir her gün takip ediyorum. Gidiyorum, geliyorum, konuşuyorum. Mesela şimdi Berrak ne yapıyor? Burada işaret diliyle çeviriyor. O antrenör kademelerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kademelerin kitapçıkları var. Ama onların videosu yok. İşaret diliyle çevrilmesi lazım. Bunu ilgili daire başkanlıklarımıza ilettik bu konuyu. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Yani antrenör yönetmeliği yeni olduğu için bazı diğer normallerde de bir takım sıkıntılar var. Bunlar zamanla düzelecek. Artı ben antrenör, işitme engelliler federasyonu olarak antrenör havuzumu oluşturacağım. İşitme engelli antrenör yok. Bir iki branşta bir iki tane yapılmış. Bütün bunlarla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Yani önceden geldiğimizde baktığımızda daha çok problemler vardı. Mesela biz olimpiyatlardan önce Avrupa Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde 10 ülke sikletinde veya grubunda 15 kişi bulunmayan ödül yönetmeliğinden yararlanamıyordu. Biz şimdi bunlara kademeler getirdik. İşte kendinden başka 3 ülke olsa bile ödülün %30'unu alıyor gibi bunları değiştirdik. Antrenör yönetmeliğine dip olimpiği koydurduk hocam. Antrenör yönetmeliğinde dip olimpik yoktu. Ondan sonra bakanlığın uzman ve antrenör atamalarında işitme engelli kadrosu yoktu. Şimdi işitme engelli kadrosu var. Ama problemler de var. Mesela çok uzatmak istemiyorum yayın şey. Orada 5 yıl içerisinde en kötü 7 kez milli olması gerekiyor antrenörlerin. Ama bizim işitme engellilerde her yılda bir şampiyonu olduğu için 5 yıl full çekse bile antrenör 7 milli olamıyor. Bunların da hepsini ilettik. Öğretmen atamalarında sıkıntılarımız var. Bunların üzerindeyiz. Çocuklar bu konuda haklı. Konuyu çok fazla uzatmayayım hocam. Siz şeyi sordunuz. İşitme engellilerde diğer branşlarla farkı nedir? İşitme engelliler branşında fiziksel olarak hiçbir farkımız yok hocam. Kurallarımızın hepsi, bütün branşlar için konuşuyorum. Kurallarımızın hepsi aynı. Olimpik kurallar geçerli. Fakat bazı branşlarda ışıklandırma, yönlendirme gibi işaretler oluyor. İşitme engellilerde en büyük olay sporda iletişim. İletişim olaylarını da tercümanlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Kurallar aynı. Bir de sporcularımızın psikolojik bakış açıları farklı. Yani bu yönden farklar var. Burayı şimdi açarsam
Program biter. Yani bunu dört ana başlık da anlatmak istersek bu şekilde. İletişim önemli bizde. Yoksa kurallar aynı hocam. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Evet, tekrar sporcularımıza dönmek istiyoruz, değerli sporcularımıza. Genelde biraz önce Kadir de bahsetti. Yani özellikle yaşamı idame eder, yani ekmek kazanmada zorlanıyoruz diye. Ona katılıyorum. Hani spor bir meslek olarak halen tanınmıyor. Spor ayrılan kaynaklar halen yetersiz. Özellikle amatör sporlara ayrılan kaynaklar yetersiz. Burada özellikle şey sormak istiyorum ben. Sporcularımız çalışıyor mu? Yani spor dışında başka bir meslekleri, uğraşları var mı? Onu özellikle sormak istiyorum. Evet. Yine sırayı takip ederek aslandan başlayalım. Ben ev kadınıyım diyebilirim. Çünkü çocuğum oldu ve kızıma bakıyorum evde. Antrenör olmak çok isterim. Onun için takip edeceğim gelişmeleri. Onun dışında bir işim, mesleğim yok. Teşekkür ederim. Kadir? Ben Aslıhan'a diyor ki 2 sene sonra düşündüğünü söyleyebilirdin. Neyse ben devam edeyim. 2011 tarihinde devlet hastanesinde memur olarak girdim. 2011 yılından beri hastanede çalışıyorum memur olarak. Aynı şekilde de spor hayatıma da güreş antrenmanlarına devam etmeye çalışıyorum. İkisini birlikte yürütüyorum. Her mesai saatinden sonra, her iş çıkışında antrenmana gidiyorum. Bazen de hastanede çalıştığım için müdürüm çok anlayışlı ve izniyle, onun toleransıyla bazen antrenmanlar için erken çıkıp gidiyordum. Şimdi yeni bir müdür, yetkili kişi atandı. Bilmiyorum nasıl süreç ilerleyecek. Bazen iş hayatım yorucu olabiliyor. Ama Allah'a şükür şu an milli takım çalışmalarında zaten otomatikman izin alabiliyoruz. Ben memur olduğum için izin konularına sıkıntı yaşamıyorum ama özel sektörde çalışan arkadaşlarımız spor hayatlarına devam edemiyorlar izin alamadıkları için. Onun gibi bir sıkıntıları olabiliyor. Bu benim için geçerli değil. Teşekkür ediyorum. Evet, Ecrin. Ben şu an antrenmanlarımı düzenli devam ediyorum ve Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Antrenörlük bölümündeyim. Hangi bölümdesin diye sordum, affedersiniz. Antrenörlük bölümünde okuyorum. Bu sene mezun olabilirim. Tam bilmiyorum. İnşallah 4. yılım. Ayrıca da hem Dünya'nın kulüpte antrenman yaptığım için oradan bir destek var ve sağır sporlarında da devam ediyorum. Okul ve spor şu an hayatım. Teşekkür ediyoruz. Yasin? Ben 2015 yılında Bosch firmasında, fabrikasında işe başladım. Ancak 2017-2018'inde antrenmanlarımla çalışmayı bir arada götüremedim. Çok ciddi anlamda asıldığımız için. Daha çok bana Bosch firmasının desteğiyle kamplarıma izin alabildim ve şu an çok destek verdiler. O yüzden teşekkür ediyorum onlara. Fabrika benim başarılarım için ve bunu çok değerli gördüğü için kamplarıma hep izin verdi ve uzun süredir de kamplara devam ediyorum. Bu şekilde aslında şu an sadece ilgilendiğim konu spor, Bosch'un desteğiyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanıma dönmek istiyorum yine. Ecrin bir şey söylüyor mu? Öyle mi? Pardon, görmedim. Bir de eklemek isterim ki hem okuyorum hem antrenman yapıyorum demiştim milli takım kampında. Okuluma da izin konusunda sıkıntı yaşamıyorum ama sınavlarda çok sıkıntı yaşıyorum. Sınav tarihlerinde izin vermiyorlar bazen milli takım kampına gitmemize ve çoğunda da kampı tercih ettiğim zaman sınavlarda başarısız gözüktüğüm için de uzatmaya gidiyor. Bu beni üzüyor. Bunu düzeltmek için uğraşıyorum şu an.
Milli takımla okulu bir arada götürmek benim okulum adına çok zor. Çünkü izin alamıyorum hocalardan ya da bize hoşgörülü davranmıyorlar ya da sınavlar konusunda esneklik göstermiyorlar. Yasin de espri yaptı. O zaman sen de hemen mezun olup fabrikaya gelmesin. Fabrikamız canlı destek veriyor dedi. Teşekkür ediyorum. Şimdi, evet. Buyurun başkan. Peki hocam, demin ben bir şey demiştim ya, bu sporcuları bazı özelliklerini bilir. Evet, evet başkan, buyurun. Şimdi Yasin orada söyledi. Ben bir rol model olarak ileride antrenörlük işte yapmak istiyorum diyor. Evet, Yasin bizim aşağıdan gelecek işitme engellilere bir rol modeldir. Yasin hem çalışıyor, biz bu şampiyonluğu ele alırken hem fabrikada çalışan, aynı zamanda da azmini gösteren, aynı zamanda da normal bir başarı değil. Yani olimpiyatlarda olimpiyat rekortmeni olarak işitme engelliler dünya tarihine geçmiş bir sporcu. Yani ve ahlaklı, dürüst, sıfırdan gelen bir sporcu. Bu işitme engelliler için çok güzel bir rol model. Hem başarısı hem ahlakı için. Onun için bugün mesela program aldık. Diğer sporcularımız da öyle. Ejrin'e geldiğimizde Ejrin aynı zamanda hem kaliteli bir insan, ahlaklı, dürüst, hem de çok hırslı bir sporcu. Takım sporları yapmasına rağmen kendi takımının dereceye girmediği bir ortamda yıllarca smaçör olarak, işte en iyi sporcu olarak birçok ödülü var. Artı Ejrin üniversitede okuyor hocam. Bu bizim için o kadar önemli ki. Ejrin lütfen oraya devam et. O bitecek yani. O bir işitme engellinin hayat hikayesinde üniversite mezunu olabilmek, diğer arkadaşlarım da bize katılır, çok zor bir olay. İşte bu yönden rol modeli. Ejrin bu yönden bizim için çok önemli rol modeli. Aynı Yasin gibi. Öbür tarafa geldiğimiz zaman öbür taraf zaten ayrı. Yani iki tane olimpiyat şampiyonu, biri güreş branşında, biri tekvando branşında tertemiz iki tane arkadaşımız. Hırslı, gayretli, samimi ve bir yuva kurmuşlar. Sıcak bir yuvaları var. Bu yönden hem şampiyonlukları hem ailenin ikamesi, devam etmesi konusunda İnan büyük bir rol model. Yasin de şeyi de unuttum. Yasin aynı zamanda normallerin olimpik kadrosunda da bir dönem yer aldı. Dereceleri aslında çok yakın. Saliselerle kaybediyor. Atletizm Federasyonu'nda böyle bir şey var. Yani dereceyi işte saliseyle aldığın zaman olimpik kadroya geliyorsun. Orada da görev al. Dolayısıyla yani ailede, sosyal yaşamda bir rol model olan Kadir Kuş ve Aslan Tavan Kuşumuz var. Dünya genelinde rekortmen olan bir atletimiz var. Ve zorluklarla gelen, bir kısmını anlattı. Zorluklarla buraya gelen. Öbür tarafta hırsıyla, azmiyle hem sporda hem kişisel özelliğinde hem de eğitimde üst noktalara tırmanan bir sporcumuz var. Bunlar Tekin Hocam, inanın bizim işitme engelliler camiasında o kadar önemli, o kadar önemli başarılar ki ben gurur duyuyorum. Bunun gibi daha nice evlatlarımız var. Ama onun haricinde de bu sporla dünyaya açılması gereken bir pencere var. Kim onlar? Aşağıdan işte küçük yaşlarda bulunan işitme engelli kardeşlerimiz. Onlar dört duvar arasında kalıyorlar. Biz sporla ne yapıyoruz? Önce çocuklarımızı ailesinden açılıyor. Daha sonra kulübe açılıyor. Kulüpte arkadaş çevresi oluyor. Daha sonra Türkiye şampiyonlarına açılıyor. Daha sonra milli takım kamplarına açılıyor. Daha sonra Avrupa, dünya olimpiyata açılan bir kapı var ve o kapıda başarılı olduğun zaman da özgüvenin, kendine özgüvenin tepe noktası var. Yani bu o kadar önemli ki bizim bu camiamızda.
diğer normallerde de çok önemli ama ben işitme engelli camiada çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu bugün konu kaldığımız çocuklarımızla beraber aynı kategoride olan diğer branşlarda da arkadaşlarımız var. Bunlar işitme engellilerde arkadan gelen çocuklarımıza rol model olacak. İnşallah iyi şeyler olacak ümit ediyorum. Onlar spor alanında mücadelelerine devam ediyor. Biz de bürokrasi alanında devam ediyoruz hocam. Eline sağlık başkanım. Elinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel açıklamalarınızdan değerli arkadaşlarımızı bize bu derece tanıttığınız için, böyle özelliklerini özellikle yansıttığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem izleyicilerimiz de tabii ki buradan değerli arkadaşlarımızın özelliklerini gördüler. Genç sporcu arkadaşlarımız da mutlaka görmüştür, görecektir diye umut ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Devamında Berrak Hanım, süremiz ne kadar? Ya aslında bitmişti ama kapanmadı. Kapanmadı Ekin yani. Ekin Hocam, burada bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii başkanım, buyurun. Özellikle söylemem lazımdı. Şimdi işitme engelli camianın büyük bir çoğunluğu diyelim daha dar gelirli aileler. Yani ailevi durumları iyi olanlar da var. Şimdi burada bu arkadaşlarımız aynı zamanda hepsi devlet sporcusu, biliyor musunuz? Bunu da buradan duyurayım ki arkadan gelenler onu örnek alsın. Şimdi bizim şampiyonlarımızda normalde Avrupa şampiyonasında ilk üçe giren bir işitme engelli sporcumuz, dünya şampiyonasında, olimpiyatta ilk üçe, üçüncü dahi olsa devlet sporcusu oluyor. Normallere göre de maaşı hemen bağlanıyor. Bu da işitme engelli aileler için, dar gelirli aileler için çok büyük bir şey. Şimdi aşağıdan baktığımız zaman bunlar önemli. Ama Yasin, Kadir, Ecrin gibi düşündüğümüz zaman profesyonelle atlıyoruz. Onların artık bir Gençlik Spor Bakanlığı'nda ya antrenör ya uzman olarak atanıp kadrolarını almaları lazım. O ayrı bir olay. Ama aşağıdan bu işitme engellilerde spor yapacak arkadaşlar için bu çok önemli. Herkesi işitme engellilerde spor yapmaya davet ediyorum bu arada. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Herhalde konu kapanacak. Şeyde geçtim, onu unuttum. Bizim işitme engelliler sporda işitme engellilerin faaliyetlerine katılabilmek için uluslararası ve yerel faaliyetlerimize kulak odyoları önemli. Yani %55 desibel, 55 desibel, %55, %55 iki kulağı da duymuyor ise bizim faaliyetlerimize katılabilirler. Onun üzeri açık. Hiç duymayan sağırlar da dahil %55'in üzerinde olanlar bizim faaliyetlerimize katılabiliyorlar. Buradan onu da vurgulamak isterim. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, yine sizinle devam edeceğim Sayın Başkanım. Evet. Bu pandemi dönemimiz, yani ülkemiz, gerek ülkemizde gerek dünyada birçok spor organizasyonlarının ertelenmesine, iptal olmasına sebebiyet verdi. Bu pandemi süreci sizin özellikle işitme engelli spor branşlarını ve federasyon, ulusal ve uluslararası faaliyetlerinizi etkiledi mi? Etkilediyse nasıl etkiledi? O konuda bilgi verirseniz memnun oluruz. Evet. Pandemi sürecine bütün dünyada olduğu gibi biz de birden yakalandık. Pandemi sürecine girmeden önce biz birkaç branşta Türkiye şampiyonası yaptık. Ülke için söylüyorum. Yurt geneli faaliyetleri için söylüyorum. Birkaç branşta Türkiye şampiyonası yaptık. Hemen pandemi süreci patladı. Evlere kapandığımız dönemde aslında biz çok çalıştık. Tekin Hocam. Müthiş çalışmalar yaptık. Çünkü işitme engelli bir camia. Dışarıya açılan kapısı kapandı. Biz bunun hemen çok önemli bir yankılanması olacağını düşünerek bir dizi programlar yaptık bizim federasyon olarak. İşte bu programların içerisinde yanınızdayız, yanınızdayız, bu süreçte yalnız değilsiniz diyerek sosyal medya üzerinden özellikle ilk başta milli takım sporcularımızı, milli takım teknik direktörü ve antrenör kadrosuyla birlikte hemen videolar doldurduk. Yalnız değilsiniz, sürekli beraber olacağız. Bir sonraki aşama evde kal, antrenmansız kalma, milli takım antrenörlerimizin oluşturduğu programlarla çocuklarımıza programlar attık, evde çalıştılar. Daha sonra çalıştıkları bu olayları
yarışma platformuna taşıdık. Herkes evde yaptığı çalışmalarını videolar kanalıyla bize attılar. Biz onların en iyilerini sayfalarımızda yayınladık. Daha sonra bunların en iyisinin içerisinden yarışmaları devam ettirdik. Onlara ödüller verdik. Mesela eşofman, ayakkabı, işte plaket ödülleri verdik. Ondan sonra diğer normal branşlarla ilgili normal branştaki şampiyonlardan işitme engellilere mesaj var çalışmasıyla işte güreşte, basketbolda, voleybolda milli takım sporcuları mesaj dağıttı, mesaj gönderdi. Biz onlara mesaj gönderdik. Altyapıya mesaj gönderdik. Daha sonra resim yarışması, taklit yarışması gibi, marş yarışması gibi yarışmalar yaptık. Hatta bir ara öyle bir oldu ki biz bu yarışmalarımızı uluslararası boyutlara taşıdık. İşitme engelliler camiasında iletişim her şey olduğu için mesela Yasin'in, Kadir'in, Ecri'nin uluslararası diğer ülkelerde o kadar çok arkadaşları var ki yarışmaya onları da dahil ettiler. O bir baktık ki bizim yarışma dünyada yapılıyor oldu bir ara. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Pandemi sürecinde biz federasyon olarak çocuklarımız da şahit bayağı bir çalışma yaptık ve yorulduk da diyebiliriz yani. Ama evlerde tabii, evde kalarak. Uluslararası platforma geldiğimiz zaman biliyorsunuz siz de eski bir federasyon başkanı olarak faaliyetlerimizi, ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizin programını yılın başında yapıyoruz. Yılın başında yaptığımız ulusal faaliyetlerimizde birkaç tane Türkiye şampiyonası yapıp pandemiye yakalandık. Uluslararası yapılacak yarışmaların hepsi allak bullak oldu tabir yerindeyse. Hepsinin değiştirildi, ertelendi, yapılamadı. Bu dünya genelinde böyleydi. Bizim işitme engelliler, ICS'li ve ESYO'nun programlarında da birçok değişiklik oldu. Ben sadece ülkemizdekini size anlatayım. Bu yıl ülkemizde dağ ve yol bisikleti olarak Dünya Avrupa Şampiyonu yapacaktık. Erteliyoruz, hala erteledik. Gene yapabilirsek devam edeceğiz. Güreşin bütün branşlarda büyükler, gençler, yıldızlar, Grekoroma ve serbest olarak Dünya Şampiyonası Haziran ayında Türkiye'de yapılacaktı. Haziran'dan Kasım'a erteledik. Kasım'dan Aralık'a erteledik. Aralık'tan Nisan'a erteledik. Şimdi de en son Haziran'da duruyoruz. Haziran'da yapabilirsek yapacağız, yapamazsak yapamayacağız. Şimdi bu takvimler sürekli değişti. Biz de programlarımızı sürekli değiştirdik. Ama yapılabilir olan şu anda işte bisikleti yapacak görünüyoruz mesela. Çocuklarımız kampta. Ama öbürlerinin hiçbiri belli değil. Dolayısıyla olimpiyatlarımıza kadar programlarımız sürekli revize olarak devam ediyoruz. Neler? Türkiye şampiyonları, kamplar ve uluslararası maçlar olarak sürekli revize yaparak gidiyoruz Tekin Hocam. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık Sayın Başkanım. Evet. Evet, sporcu arkadaşlarımıza dönelim. Ailemiz geldi. Minik de geldi. Minik çok keyifli. Valla geldi. Dediyseyim ben onu. Evet. Harika. Maşallah. Çok teşekkürler. El sallıyorlar. Harika. Utandı. Saklanıyor şu an kameranın altında sizden. İnşallah o da büyüyüp başarılı bir sporcu olacak. Hedefimiz onu karatede görmek. Çok güzel. Yani sporcu bir aileden geliyor. Muhtemelen sporcu olacaktır. Eminim. İnşallah. Evet. Sporcu arkadaşlarımıza dönmek istiyorum. Sanırım şu anda kayıt devam ediyor. Bir problem yok. Evet. Devam edelim o zaman. Yani program kesilmesin anlamda. Yoksa kesip tekrar ikinci fark yaparız diye düşünüyorum ama şu anda kayıtta bir sorun yok sanırım. Yok hocam, devam ediyoruz. Evet, değerli arkadaşlarımız, sporcu arkadaşlarımız, önümüzdeki süreçte hedefleriniz nedir ve sizden sonra gelecek arkadaşlara tavsiyeleriniz ne olur? Sizden sonra gelecek sağ işitme engelli arkadaşlara, genç sporculara tavsiyeleriniz ne olur, neler olabilir? Yine aynı sırayı takip ederek gidebiliriz. Aslıhan gitti herhalde. Kadir o zaman devreye girsin. Gelene kadar. Tabii.
Çocukların tek söyleyebileceğim jimnastikle başlayıp küçük yaşta jimnastikle başlayıp yüzme ve su sporlarını küçük yaşta başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ve küçük yaşta onların 10-11 yaşından sonra da spor branşlarını belirleyip hangi branşta seviyorlarsa devam etmeleri. Ama çok küçük yaşta altyapıların oluşması için jimnastik ve yüzmeyi fiziksel gelişimleri için, esneklik ve kuvvetleri için tavsiye ediyorum. Ondan sonra da hangi spor branşına yönelmeleri istiyorlarsa yönelmelerini ve spor yapmalarını tavsiye edeceğim. Ben çok fazla milli takım kamplarına yer aldım ve yeni sporcular katılıyor milli takımlara. Biz onları rol model olmaya çalışıyoruz ve onlara başarı için neler yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bu da beni heyecanlandırıyor. Benim şu an hedefim ise yakın zamanda Def Olimpik Brezilya. Onun öncesinde yine Mayer Başkanımızın bahsettiği gibi ertelenen, sürekli ertelenen bir güreş şampiyonası olacak. Onu bilmiyoruz olup olmayacağını ama en büyük hedefim şu an Def Olimpik, Sarı Spor Oyunları. Dünya şampiyonasının olup olmaması beni etkilemiyor çünkü uzun vadeli antrenman yapıyorum. Formumun düşmemesi için bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum korumak için. Şu an yapabildiklerim bunlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Yasin. Ben çocuklar için ya da altyapı için, gençler için söyleyebileceğim şey doğal olarak ne yapmak istiyorlarsa onu yapmaları. Ama spora yönlendirmeleri hayatları için çok değerli olacaktır. Ve ben gençleri görüp kendime yanıma almak ve birlikte destek olmak istiyorum. Çünkü dünyanın sporcularla sarı spor aynı değil ya da aynı kültür ve altyapıya da sahip değil. Sarı sporcular genelde kendilerinin sporda başarılı olabileceklerini daha geç yaşta görüyorlar ya da daha geç dünyaya kapılarını açıyorlar. Daha geç erişiyorlar her şeyi. Bu yüzden de yaş olarak belki daha geç başlıyoruz spor hayatına. Bu hiçbir zaman sarı gençler için geç değil. Onu söylemek isterim. O yüzden de kendinizi duyan sporcularla kıyaslamayıp küçük yaşta spor yapmasanız bile belli bir yaştan sonra da katılabileceklerini ve bunun pozitif, olumlu şekilde destek verilmesi gerekiyor. Ve iletişim açısından bizimle daha iyi iletişim sağlayacaklarını düşündüğümüz için yanımızda olmaları ve bizim onlara rol model olmamız önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çok desteğe ihtiyaçları var. Bizim el işaret dilini biliyor olmamız, onların işaret dilini biliyor olması ve gelişmesi açısından iletişim çok önemli. Benim hedefim ne diye sorarsanız, benim hedefim bu sene yine Kadir gibi Def Olimpik. Onun öncesindeki dünya şampiyonumuz iptal oldu ama bizim antrenmanlarımız devam ediyor. Covid gibi bir pandemi süreci var. Ama bu bizim antrenmanımızı durdurmadı. Benim sporum zaten biraz bireysel bir spor. O yüzden tek başıma antrenmanları yapabiliyorum. Kamplarımız, şu an kampımız yok. Daha önce bir sakatlık yaşadım bacağımda. Neden olduğunu anlayamadım. O yüzden de sabırla o sakatlığıma yönelik antrenmanlar yapmaya devam ediyorum. Bu sene düzeldi. Şu an sakatlığım yok. Ama zaman olarak kötü bir zaman. Bu kadar. Devam. Teşekkür ediyoruz. Mücadeleye devam. Hedefim bu aslında. Evet, sporun en temel özelliği zaten mücadeledir. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın arkadaşlar. Özellikle sizler böyle hem başarılı hem rol model olan, Sayın Başkan'ın ifadesinde yerini bulan, rol model olan sporcularımızsınız. Lütfen devam edin, mücadeleyi bırakmayın. Zaten bıraktığınız anda hepimiz için geçerli aslında, sadece sizin için değil. Evet, mücadeleyi, çalışmayı, gayreti bırakmamamız gerekiyor. Yaşamın bir gereği aslında bu. Evet, teşekkür ediyoruz. Ecrin arkadaşımız. 3 yaşında ben yüzmeye başlamıştım. Ailem beni götürdü yüzmeye.
Beni bazıları konuşabildiğimi ya da duyduğumu zannediyordu ama aslında ben konuşup duyamıyorum. Sadece dudak okumaya çalışıyordum. Dudak okumaya çalıştığım için öyle bir algı vardı ama tam bir sığırım. Bu ailemin bana desteğiydi. O yüzden yeni gençlerin de ailelerinin destek vermesi gerektiğini anlıyorum. Aile çok önemli faktör burada. Ben 2017'de ben hep duyanlarda hep spor yapmaya çalışıyordum. İlk kez 2017'de sarılara girdim ve işaret dili bilmiyordum. Ve sosyalleşerek işaret dilini öğrendim spor kamplarında. O yüzden de benim için bu çok değerliydi. İşaret dilini öğrenmek, kendim gibi insanlarla karşılaşmak, duyanların içinde olmakla sarı toplumun içinde olmak çok farklı. Ve duyanların için yani iki tarafın birbirine bakışı belki birbirleriyle olmak çok zor gibi gözükse de aslında iletişim çok önemli olduğu için kendinizin olduğu, kendinizi rahat hissettiğiniz yerde olmak çok değerli. O yüzden de yeni nesle bunu öneriyorum ve iletişim açısından çok fayda veriyor. Hem sosyalleşiyorsunuz hem kendiniz gibi insanlarla birlikte özgüveninizi kazanıyorsunuz. O yüzden de ben sporcu olarak çok mutluyum. Hayatın bana getirdikleri çok mutlu. O yüzden de mutlu olmak için herkesi, sarı sporcuları, sarı kişi bireyleri spora teşvik etmelerini ve devam etmelerini tavsiye ederim. Benim şimdi hedefim, spordaki hedefim devam etmek. Basketbolda da yine diğer arkadaşların söylediği gibi def olimpik var önümüzde. Takım olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ve çocuklara da yeni gelen nesle, altyapıya, gençlere de bizim başarımızı kanıtlayarak evet başarı alınabiliyor deyip onların da bu başarıya inanmasını istiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Ecrin'e. Sanırım Aslan'la söz verememiştik. Aslan'la o sıra bebeğe bakıyordu herhalde. Evet. Yani hedefleri nedir Aslan'ın? Devamında kendisinden sonra gelecek sporculara tavsiyeleri nelerdir? Benim çocukların antrenmanı şu an yeni genç, pardon çok özür dilerim. Dışarıdan bakıldığında ağır zannedilebilir ama antrenmanlar çok ağır. Ve pes etmemelerini ve dişlerini sıkıp devam etmelerini önereceğim yeni gençlere ve diğerlerine. Sporu bırakmayın. Spor zor, kolay değil ama sonundaki başarı size mutluluk getiriyor. O yüzden de devam etmelerini. Şu anda da benim def olimpik, diğer arkadaşlarım gibi def olimpik için antrenmanlara çocuğum oldu. Bir ara verdim ama geri dönüp def olimpiye katılmak, başarı almak, başarı sağlamak. Harika. Teşekkür ediyoruz. Evet. Son söz olarak Sayın Başkanım yine size söz vermek istiyorum. Evet. Sonuçta tüm arkadaşlarımızdan sorumlu sizsiniz. İşitme Engelliler Federasyonları olimpiyatlarda ve sonraki faaliyetlerde hedefleriniz nelerdir? Gençlerimize, çocuklarımıza, sporcularımıza neler vaat ediyorsunuz? Neler vereceksiniz? Onlar bekliyorlar mutlaka. Kadir, Aslıhan, Yasin, Ecrin şahsında tüm sporcularımız da bekliyor diye, izleyen sporcularımız da bekliyor diye sizlerin özellikle hedeflerinizi ve hedeflerinizi bekliyorlar diye tahmin ediyorum. Buyurun Sayın evet. Başkanım. Doğru. Ben de bir eski milli sporcu olarak, sporculuktan gelen bir kardeşiniz olarak sporcu penceresinden baktığımda o kardeşlerimi çok iyi anlıyorum. Ama buradaki bu şampiyonlar zorlukların büyük çoğunluğunu yenmiş şampiyonlar. Bunları rol model olarak bir köşeye koydum. Tabii ki bunların büyük problemleri var. Biraz önce söylediğim gibi benim en büyük hedefim yeni atamalarda Dif Olimpiyi koydurduk dedik ya antrenör ve uzman atamalarında. Bana göre bu aşamadan sonra buradaki sporcu
profilinde olan diğer sporcularımızın da problemleri bana göre öğretmen atamalarının yapılması, antrenörlüklerinin ve uzman olarak devlete atanarak, genç spora atanarak ileriki dönemlerinde kendinden sonra gelen kardeşlerine yardımcı olabilmeler. Bana göre buradaki ve buna benzer platformdaki sporcuların hedefi bu. Ama biz federasyon olarak sadece problemler bunlar değil. Bu problemlerle mücadele ediyoruz. Birincisi olimpiyatları söylediniz. Olimpiyatlardaki Brezilya'da yapılacak 2021 olimpiyatlarındaki hedefimiz 2017'de yapılan olimpiyattaki başarılarımızı tekrar kazanıp egale etmek. Oraya bir göz atalım. Neydi? Hedefimize bir bakalım. Biz hocam, Tekin hocam, Samsun'da yapılan olimpiyatlarda 17 altın madalyayla ülke olarak 4. olduk. Bir altın madalya farkla Ukrayna'nın gerisinde kaldık. Dolayısıyla yeni yapılacak olimpiyatlarda ve totalde de 36 madalya aldık. Yeni yapılan olimpiyatlarda bu madalya sayılarımızı artırabilmek hedefimiz. O zaman çok düzenli ve kaliteli bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye'de olması hasabıyla çok da yoğun çalıştık ve neticesinde başarı geldi. Dolayısıyla gene şartlar aynı. Yani bizde problem varsa dünya ülkelerinde de problem var. Olimpiyatlar açısından amacımız bir önceki derecelerimizi egale edebilmek. Burada biz sadece sessiz bir camiayız. Biz işitme engelli bir camiayız ama neticede çok başarılı bir camiayız. Sesimiz çıkmıyor ama hakikaten çok başarılı bir camiayız. Düşünebiliyor musunuz hocam? Tekin hocam, bu başarılarla işitme engelliler normal olimpiyatlarda paralimpikle birlikte alındığını bir düşünür müsünüz? Evet. Ya düşündüğümüzde 17 tane altın madalya birden ülkemize gelecek. O zaman en popüler spor camiası biz oluruz. Evet. Ki bunlarda da bir takım düşünceler falan filan var. Ama kendi olimpiyatlarımızı, kendi Avrupa şampiyonlarımızı, dünya şampiyonlarımızı kendimiz yaptığımız için ödül sistemimiz de düşük buna bağımlı olarak. Federasyonumuza verilen pay da düşük buna bağlı olarak. Ha, bizim göreve geldiğimizde daha düşüktü, onu da söyleyeyim. Ama sağ olsun bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz bu çalışmaları görüyor. 3 katına çıktık. Yani önceden 3 lira alıyorsak şimdi 9 lira alıyoruz. Ama yetiyor mu? Hayır. Önceden bizim geldiğimiz, yani olimpiyatlardan önce atıyorum kulüp sayısı da azdı. Sporcu sayısı da azdı. Şimdi sporcu sayısı da kulüp sayısı da 3'e katladı. Büyüyoruz. Büyümek bizim ülkemizin başarısı açısından çok önemli. Büyüyoruz. Büyümenin sonucunda da başarı gelecek. Olimpiyatlarda kısaca hedefimiz bu. Ama bir de federasyonumuzun kurumsal yapılanma olayları var. Yani işte dedik ki 24 branşımız var. Bunların yarısından çoğunda bayan erkek faaliyet gösteriyoruz. Lütfen bir şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Kaç branşta bir şampiyonaya gidebilmek için 3'er tane kamp yapmış olsak 40 branşta 3'er tane kamp yapacağız. Şampiyonaya gideceğiz. Yani bu paranın, bunun buraya bize verilen bütçe imkanında yetmesi mümkün değil. Tabii bunun gibi buna benzer problemlerimizi aşmak için çözümler yaptık. Mesela bizden önceki dönemlerde bu kadar sıklıkla uluslararası maçlar bizim ülkemizde yapılamıyordu. Biz ülkemizde olimpiyat yaptık. Peşinden teniste dünya şampiyonası yaptık. Bir sonraki sene gene bize verdiler. Ondan sonra işte bisiklet yaptık. İşte güreş yapacağız, bisikleti tekrar yapıyoruz. Tekvando karate yaptık. Mesela tekvando karatenin Avrupa şampiyonasını yaptık. Şimdi bunları da almaya çalışıyoruz. Neden almaya çalışıyoruz dersek, atıyorum bir örnek vereyim. Biz geçen yıl karate ve tekvando'da 10 yıldır yapılamayan Avrupa şampiyonasını yaptık. 10 yıldır yapılamıyor. Neden?
Katılım yok. Katılım olmadığı için alan ülke zarar ediyor. Biz Türkiye olarak böyle bir misyonu da üstlendik. Dedik ki biz alıyoruz. Antalya'da yapacağız. Tenis aldık, bisiklet aldık, tenise sponsor bulduk, bisiklete sağ olsun Dünya Şampiyonası'nda Gaziantep Belediye Başkanımız Belediyesi sponsor oldu. Oradan ve tenisten kazandığımız parayla tekvando ve karate'de zarar etmiş olsak bile Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Bu bizim varyasyonlarımızla Türkiye'ye bir katkı sağladı ve Avrupa'da işitme engelliler, tekvando ve karate branşları 10 yıldır yapılamayan branşlar yapıldı. Bu ne demektir? İleriye dönük bunların devam edebilmesi için bu branşların sürekli faal tutulması gerekir. Dolayısıyla biz de faal tutma adına bu tür faaliyetler yaptık. Onun dışında işte federasyonun sosyal kurumsal bir yapıya bürünmesi için çalışmalarımız var. Kendi yerimizin olması hocam. Mesela bizim bir kendi yerimiz olsa biz kamplarımızı ve çalışmalarımızı orada yapsak inanın diğer federasyonlardan hepsinden daha çok bize lazım. Bir kamp eğitim merkezi. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'yle görüşmelerimiz var. Eğer bunu aşarsak inanın işitme engellilerde işte bazen imkansızlıklardan dolayı da kamp yapamıyoruz. Ne olacak? Kendi yerimizde sürekli bizim tesislerimiz kampla dolayacak. Kamp sürekli yaptığımız zaman başarı da ondan dolayı artacak. Belediyelere girdik. Şimdi çocuklar biraz önce konuşmalarında dediler ki kulüplerde çalışma yok. Evet kulüplerde çalışma yok. Hele işitme engelli kulüplerde daha zor. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Normallerin kulüpleri de sıkıntılı. Artık bu olayları belediyelerin bu konuda imkanları var. Biz belediyelerle çok sıkı haşin neşir olmalıyız ki oradan işitme engellilere bir saha açılsın. Mesela Kadir biliyor Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de yapacağız diye Dünya Şampiyonası'nda güreşecek güreşçilerin hepsi şu anda bir kurumda, Kadir de dahil, bir kurumda veya bir belediyede lisanslı sporcu bunun karşılığında da az da olsa bir şeyler alıyorlar. İşte bunu diğer branşlara da yayabilmeliyiz. Diğer branşlarda da var. Ama yönümüz bu yönde olmalı. Çünkü bundan sonra yok. Ya sponsor kanalıyla halledeceğiz ya belediyeler kanalıyla halledeceğiz. Bu bağlamda da belediyelerimizle ve diğer yerlerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Kurumsal yapının haricinde bir takım problemler var. İşte öğretmenlik atamaları, uzmanlık atamaları, antrenörlük atamaları, ödül yönetmeliği, milli sporcuların bursları, aynı zamanda da bunlarla görüşmelerimizi devam ederek bunlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz hocam. Hedeflerimiz de bunlar. Sportif yönden ve kurumsal yönden. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Elinize sağlık. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Müsaadenizle programı tamamlamak istiyorum ama bu programın tekrarını saat 20'de Üniversite TV tekrar verecek. Bunu da arkadaşlara duyuru olarak vermek istiyorum. Şu anda hatta canlı yayını aldıklarını söylediler. Bana bir mesaj geldi ama şu anda da canlı yayındayız diye biliyorum. Bazı bağlanırken teknik aksaklıklar olmuştu. Şu anda giderildiğini söylediler. Mesaj geldi. Canlı yayındayız ve programın tekrarında saat 20'den itibaren tekrar Üniversite TV'den izleyebilirsiniz. İzleyebilir değerli izleyicilerimiz de. Peki ben müsaadenizle programı burada noktalamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, değerli sporcular, özellikle de Berrak Hanım, çok yorduk sizi bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Size özel teşekkür etmek istedim. Sayın Başkanım, dilinize sağlık. Değerli sporcularımız Kadir, Aslan, Yasin, Ecrin, onları da tanımaktan çok mutlu olduk, çok memnun olduk. Pandemi süreci geçtikten sonra canlı yayında, stüdyoda birlikte olmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz platformunuzda bizlere yer verdiğiniz için.
Pandemi sonrası inşallah stüdyoda bu kardeşlerimizin olimpiyatta yarışmalarının finish anlarındaki CV'lerinde girdiğimiz zaman çok daha iyi anlaşılacak bunun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Berrak Hanım size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle programımı noktalamak istiyorum. Teşekkürler. Bir saniye. Yasin Bey bir şey. Yasin Hocam. Evet. Tekin Hocam sizi davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Mahir Bey de bizi çağırdığınız, bizi seçtiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ve Berrak'a eline sağlık. Herkese teşekkürler. Aynı şekilde Kadir ve Ercin de teşekkür edip biz sarı kültürünü alkış bir şekilde yapıyoruz. Evet. Biz teşekkür ediyoruz hepinize. Hepinizi alkışlıyoruz. Gayretlerinizden, emeklerinizden dolayı. Hepinize iyi akşamlar. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım. Müsaadenizle programı noktalıyorum.